Rabbin lütfu aracılığıyla iman ettiğimizde yüreğimizin değişimini deneyimliyoruz. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'le bir araya geliyoruz. Ama çok yaygın bir şekilde iman etmiş olsak da sorunlu bir yüreğe sahip olabiliyoruz. Bunun sebeplerinden biri adanmanın ne anlama geldiğini hiç anlayamamış olmaktır. Rab'bimizin değişimimizdeki payını anlayamamış olmamızdır. Özellikle çocukluk yıllarında iman etmiş olan kişiler İsa'nın kim olduğunu anlıyorlar. Rab olduğunu, efendi olduğunu anlıyorlar. Ama sonra ikinci bir kararı verme zamanları geliyor. Hayatlarını Rab'be verecekler mi, vermeyecekler mi? Süleyman'ın özdeyişleri 23-26'da şöyle yazıyor. Oğlum beni yürekten dinle, gözünü gittiğim yoldan ayırma. Rab size yeni bir yürek veriyor ama siz bu yüreğin kontrolünü ona tamamıyla vermiyorsunuz. Tanrı size verdiği yeni yüreği ona adamanızı istiyor. Ona adamamızı O'nun bizi yönlendirmesine izin vermemizi istiyor. Adanma demek, Rabbin verdiği yeni yüreği kendisi kontrol etmeye çalışmadan, Tanrı'ya Rab sensin, hayatımı sen yönet, beni sen yönlendir demektir. Yaratıcı olan O'dur, Rab olan O'dur, yönetici olan O'dur, baş olan O'dur. Bunun yeni bir yol olduğunu anladığımda, Rabbe derim ki, Ya Rab hayatımı sana sunuyorum. Yani adanma demek, İsa'nın Rab olduğunu bilmek ve hayatını ona sunmaktır. İnsanlar İsa'nın Rab olduğunu biliyorlar. Bazen onu tanıdıkça, zaman geçirdikçe onu tam olarak anlayabiliyorlar. Ama bazen çok sınırlı bir anlayışları oluyor. Tek bildikleri İsa beni seviyor, benim için öldü. Ona inanıyorum, bir kurtarıcıya ihtiyacım var. Onu kurtarıcım olarak kabul ediyorum oluyor. Bazen onu anlayabilmeleri yıllar sürebiliyor. Onun kim olduğunu biliyorlar. Onun Rab ve kurtarıcı olduğunu biliyorlar. Ama adanmışlık bu bilgiden sonra ona hayatınızı sunmanızda. Koloseliler 1.18 diyor ki, her şeyi de ilk yeri alsın diye. Adanmışlık tüm hayatını İsa Mesih'e sunmaktır. Ama bu bir süreçtir. Zamanla ben merkezli bir yaşamdan, Mesih merkezli bir yaşama geçersiniz. Bu bir süreçtir. Hayatınızın her bir parçasını bir bir sırayla ona verirsiniz. Onun yönetimine verirsiniz. Kutsal Ruh size her zaman hayatınızı ona bırakmadığınız kısımları gösterir. Bir konuyu Rab'be adadıktan sonra diğerini gösterir. Sonra onu Rab'be sunarsınız. Hayatımın bu kısmını sana adıyorum dersiniz. Bizi zorlamaz. Kendimizi ona teslim etmemizi ister. Bunu yapalım diye bizi teşvik eder. Bizi cesaretlendirir. Adanmışlık hakkında bildiğim en iyi ayetler Romalılar 12. bölüm 1. ve 2. ayetlerdi. Sizi bir şey yapmaya teşvik etmek istiyorum. İster tahtaya yazın, isterseniz kağıtlara yazın. Ama lütfen Romalılar 12. bölüm 1. ve 2. ayetlere ezberleyin. Romalılar ilk 11 bölüm Özellikle de ilk beş bölüm bizlere imanın ne olduğunu açıklıyor. Eski antlaşma aracılığıyla imanlı bir yaşamın nasıl olduğunu gösteriyor. Sonra da 12. bölümde şöyle söylüyor. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Sunmanın ne anlama geldiğini konuşalım. Bu ayetleri daha iyi anlamaya çalışalım. Kendinizi adadığınız bir an vardı. Bu kutsal kitap dersinde olabilir. İbadet sırasında olabilir. İbadet ederken yeni bir anlayış kazanırsınız. Belki öğretmen size bir çağrı yapar. Size meydan okur. Bir imanlı olarak kendinizi Rabbi adamanızı söyler. Bu bir ilandır. Romalılar 12 bu ilanın nasıl eyleme geçeceğini anlatıyor. Bu yüzden bu ayetleri daha iyi anlamaya çalışalım. İlk olarak adanma gönüllü bir eylemdir. Size yalvarıyorum diyor. Size buyurmuyorum. Size yalvarıyorum. Yalvarması buyurmasından daha ciddidir. Birine sana yalvarıyorum diyorsanız onun yüreğini kazanmaya. Yüreğine dokunmaya çalışıyorsunuzdur. Tanrının merhameti adına size yalvarırım. Eğer Paulus bize yalvarıyorsa, yapabileceğiniz en küçük şey, Rab hayatımı sana sunuyorum demenizdir. İmanlı olsak bile kendi yolumuzdan gidebiliyoruz. Ama sonra şunu kabul ediyoruz. Tanrı benim hayatımı benim yapabildiğimden çok daha iyi bir şekilde yönetebilir. O Rab'tir. O Mesih'tir. Hayatım O'na ait. Paulus yalvarıyorum diyor. Bedenlerinizi birer kurban olarak Tanrı'ya sunun. Yani tüm varlığınızı, sahip olduğunuz her şeyi sunun diyor. Bu iradenizle eyleme geçmenizdir. Hayatınızın merkezinde kimin olduğuna karar vermenizdir. Paulus bedenlerinizi demekle eyleme geçmekten bahsediyor. Bu hayatta her şeyi bedenlerinizle yaparsınız. Yeteneklerinizi, armağanlarınızı, sahip olduğunuz her şeyi bedeninizle kullanırsınız. Dersiniz ki bana ait olan her şey senindir. Her şeyimi sana veriyorum. Her şeyimi sana sunuyorum. Adanma bir fedakarlık eylemidir. Kendi planlarınızdan, kendi isteklerinizden feda edersiniz. Zamanınızı, sahip olduklarınızı Tanrı'ya verirsiniz. Bu bir fedakarlık eylemidir. Planlarınız, hayalleriniz vardır. Ama Tanrı'nın hayatınızla ilgili planlarının ve hayallerinin hayal edebileceğinizden çok daha üstün olduğunu fark edersiniz. Adanma Tanrı'yı hoşnut eden bir eylemdir. Bunu yaptığınızda neden Tanrı hoşnut oluyor? Artık elimdesin. Seninle istediğim her şeyi yapacağım. Tanrı böyle mi söylüyor? Tanrı'ya teslim olduğunuzda, Tanrı'ya hayatınızı adadığınızda, ona hayatımı sana sunuyorum dediğinizde, Tanrı'ya ulaşmanıza engel olan hayatınızdaki bütün engelleri kaldırırsınız. Tanrı kutsal ruh aracılığıyla sizi özgür bırakır. Böylece doğru bir hayat yaşarsınız. Tanrı'nın sizin için olan planı budur. Çünkü diyor ki, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu öğreneceksiniz. Gerçekten iman ederseniz, yalnızca kendiniz için iyi olanı değil, Tanrı için iyi olanı bileceksiniz. Tanrı'nın sizin için olan planı hem Tanrı'nın gözünde iyidir, hem de sizin için iyi olduğunu fark edeceksiniz. İyi kabul edilebilir ve mükemmeldir. Hayatım bundan daha iyi olamazdı. Geriye dönüp hayatıma baktığımda onu Rabb'e adadığımı görüyorum. Evet hata yaptığım, başarısız olduğum zamanlar oldu ama hayatımı Rabb'e adadım. Ona dedim ki: "Beni sen kurtardın. İsa Mesih'in kanıyla günahlarımın bedelini ödedin." Ya Rab senin bana yaptığın gibi ben de hayatımı sana adıyorum. Ya Rab bedenimi sana sunuyorum. Nereye gitmemi, ne yapmamı, kim olmamı istersen öyle yapacağım. Benim hayatım senindir. Bunları söyledikten, hayatınızı adadıktan sonra da sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bu bir süreçtir. Ama tekrar ve tekrar her hata yaptığımda Rab'be döndüm. Benim hayatım senindir dedim. Birçok kez hata yapmış, başarısız olmuş olsam da yine de Tanrı beni bırakmadan hayatımı inşa etti. Neredeyse 53 yıldır evliyim. Dönüp hayatıma baktığımda daha iyi bir hayat yaşayamazdım diye düşünüyorum. Tanrının yönlendirişi, onun isteği gerçekten iyidir. Kabul edilebilir ve mükemmeldir. Değiştirmem, düzeltmem gereken yanlarım vardı. Tanrı bunları lütfuyla değiştirdi. Bu konudan daha sonra bahsedeceğiz. Eğer yüreğinizin değişmesini istiyorsanız, bu iki konuyu yerine getirmeniz gerekiyor. Bunları yapmadan değişmeyeceksiniz. İnsanların yeni bir yüreğe ihtiyacı var. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Birincisi, Rab İsa Mesih'e iman ederek. Bunun hakkında konuştum. İmanın üç boyutu vardı. İkincisi ise, eğer gerçekten iman ettiyseniz, bundan eminseniz, ama yine de bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, Tanrı'nın esenliğini, Tanrının sevincini hissetmiyorsanız, huzurlu değilseniz, o zaman bir sonraki adıma bakmanız, kendinizi yoklayıp sınamanız gerekiyor. Hayatınızı gerçekten İsa Mesih'e adadınız mı? Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sundunuz mu? Biz İsa Rab diyoruz. Rabbin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz? Rab efendi demektir. Bu itaat etmek demektir. Ona dersiniz ki, her şeyimle, tüm varlığımla seninim. Senin çocuğunum, sana hizmet etmeyi, efendim olmanı istiyorum. Ben seninim. Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TV'ye hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvseminerin.com ziyaret edin. Bir soru sormak istiyorum. Biz insanlara yüreğindeki İsa'ya sor diyoruz. Bunu derken gerçekten ne demek istiyoruz? Soruyu daha açık bir şekilde sorayım. İsa'yı gerçekten yüreğinize davet ettiniz mi? Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İkincisi, İsa Mesih'i yüreğime davet ettikten sonra hayatımda neler değişti? Hayatımda belirgin olarak neler değişti? Tanrının sevgisini onun yüreğime döküldüğünü gerçekten hissedebiliyor muyum? Onun sevgisini gerçekten deneyimliyor muyum? Tanrının kutsal ruhunu yüreğime koyduğunu ve onun aracılığıyla bana sen benimsin dediğini hissedebiliyor muyum? Nelerin değiştiğini düşünün. Üçüncüsü, İsa'nın hayatımda yaşadığından, yüreğimde olduğundan gerçekten emin miyim? İnsanlar bazen umarım diyorlar. Sanırım diyorlar. Ya da emin değilim diyorlar. Tanrı emin olmanızı istiyor. O zaman size tekrar soruyorum. Tanrının size yeni bir yürek verdiğinden ve İsa Mesih'in yüreklerinizde yaşadığından gerçekten emin misiniz? Ve son olarak hayatınızda Tanrı'ya adamadığınızı hissettiğiniz bir kısım var mı? Belki ilişkilerinizdir, belki işinizdir, belki maddi durumunuzdur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hayatımda hala benim söz sahibi olduğum, benim yönetmeye çalıştığım, Tanrı'ya bırakmadığım bir kısım var mı? Onu Tanrı'ya adayın. Eğer gerçekten bunu yaparsanız hayatınızın ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Hiç sorun yaşamayacaksınız demiyorum. Ama bu imanımızın temelidir. Eğer karar vermezseniz, eğer kendinizi adamıyorsanız o zaman ilerleyemeyeceksiniz. Gelecek derslerimizde yürekle ilgili daha detaylı konuşacağız. Ama bu konu her şeyin temelidir.